Krizin adı yine Kuzey Kore. Kuzey Kore ordusu Japon denizine füze fırlattı. Güney Kore ve Japon yetkililer de bunun balistik bir füze olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca Güney ve Kuzey Kore arasındaki sınırı geçen bir Amerikan askeri de Kuzey Kore tarafından gözaltına alındı. Washington'da endişeli. Uzak Doğu'da tansiyon yine yükseldi. Kuzey Kore füze denemesi gerçekleştirdi. Açıklama Güney Kore ve Japonya'dan yapıldı. Balistik füze olduğu düşünülen cismin Japon denizine düştüğü belirtildi. Denemenin zamanlaması dikkat çekici. Çünkü sadece bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait nükleer silah kapasiteli denizaltı 1980'li yıllardan beri ilk kez Güney Kore'ye demirlenmişti. Kuzey Kore 12 Temmuz'da da Hwasong 18 tipik kıtalar arası balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Kuzey Kore merkezde tek kriz bu değil. Bir Amerikan askeri iki Kore arasındaki sınırı geçerek Kuzey Kore topraklarına girdi. Kimliği Travis King olarak açıklanan askerin Kuzey Kore ordusu tarafından gözaltına alındığı ifade ediliyor. Washington gelişmeleri yakından takip ediyor. Savunma Bakanı Lloyd Austin, personelimiz izni olmadan kendi iradesiyle sınırı geçti ve Kuzey Kore'de gözaltında açıklaması yaptı. Sağlığı konusunda endişeli olduklarını söyledi.